bırakıyorum. İkisini arka arkaya bağlıyorum. Bir daha izleyin lütfen. İhbar doğru ama İsmail'i boğan kişinin Taner olduğu yalan. İsmail, Hakan, Akif, Fadime, yetiş. Cinayetin tam göbeğindesiniz. Fadime, Umman, Nuran, kocalarınız cinayetin tam göbeğinde. Bir insan katledildi. Nasıl susuyorsunuz? Ağabeyinizin toprakları depreşiyor. Kemikleri sızlıyordur şimdi. Sülalem benim oğlumun boynuna bir cinayet dolamak üzere diyordur. Efendi, bir daha söyler misiniz? Babası Nurullah Bey de dinlesin. Siz, daha doğrusu çoban, aslında çoban değil de orada olayı gören bence başka biri, çobanın gelini. Çobanın gelini bence olayı görüyor. Bunun neden olduğunu da daha sonra açıklayacağım. Bir daha söyler misiniz? Bakın Nurullah Beyciğim, sizin kızınız Seher gerçekten bence çok korkuyor ve ben ya, inanılmaz korkunç bir olaya şahit olmuş olabilir. Tamam mı? O korkuyla da ya sizin başınıza bir şey geleceğinden korkuyor olabilir Nurullah Beyciğim. Ama bu yayınları Selendi Cumhuriyet Soruşturma Savcısı, Sayın Savcımız izne gitmiş galiba, dönecek herhalde. Başsavcısı, herkes çok dikkatli takip ediyor. Sizin, ben burada ihbarda bulunuyorum. Seher'in babası Nurullah Bey'in kılına zarar gelirse, Seher'in herhangi bir akrabasına, kardeşlerine kılına bir zarar gelirse, sorumlusu Faruk İmamoğlu olabilir, karısı Sinem İmamoğlu olabilir, dayısı İsmail Doğrul olabilir, diğer Hakan, arabayı veren Hakan olabilir. Lütfen, ailenin can güvenliği, ailenin can güvenliği, Taner olabilir. Taner orada beni de tehdit etti biliyorsunuz. Faruk da öyle, görüşeceğiz seninle Didem dedin ya, görüşmeye devam edelim. Ben buraya da bekliyorum, burada da görüşebiliriz Faruk Efendi. Kılına zarar gelirse sorumlusu bunlar olabilir. Ben de burada ihbarda bulunuyorum. Sizi de savcımıza, jandarmanın oradaki köstebeğin de bir an önce inşallah bulunmasını rica ediyorum. Selendi Jandarma Komutanlığı'na sesleniyorum. Manisa Jandarma Komutanımıza sesleniyorum. Çok rica ediyorum. Faruk'un içeride bir köstebeği olduğu, ona yardım ettiği söyleniyor komutanım. Kurumlar başımızın tacı, bak Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Atatürk'e çok şey borçluyuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çok şey borçluyuz. Ama bazen maalesef çürük elmalar olabiliyor. Ben eminim siz onunla ilgili gereğini yapacaksınızdır. Saygılarımı gönderiyorum size Cumhuriyet'in 100. yılında. 100. yılında böyle insanların bu kurumlarda çalışmaması gerekiyor. Olmaması gerekiyor. Temizlik yapıldı zamanında. Ama hala böyle çürük elmalar varsa temizlenmesi gerekiyor. Tamam, korkma Seher. Korkma. Korkmuyorum. Beyefendi, siz bir daha Nurullah Bey duysun bakalım. Bu çoban ne anlatmış? Anlatın bir daha. Ablacığım, çoban esna, ya bu olay olduktan sonra bir süre bu Selendi'ye gelip gittikçe işte ben olayı gördüm demiş. Bunlar toplanmış orada, çocuğun pusuya düşürdüler. Bunlar çocuğu döverken çocuğun ağzından kan geldi. Öldüler çocuğu demiş. Bu arada Seher, bir tane de kız çocuğu var. Bu kız çocuğu da kaçmış demiş. Bunu şeyi anlatmış. Ama bu birkaç seferliğin olmuş. Ondan sonra korktu mu ne? Bu adam hani bu konu hakkında bir daha kimseye bir şey demiyor. Ya ben yayında kendisiyle konuştum. Dedim ki beyefendi, siz korkuyorsunuz ve daha önce söylediklerinizden başka şeyler anlatıyorsunuz. Ben o yaptığım, onunla yaptığım röportajı yarın ekranlara getireceğim. Şimdi çok daha iyi anlıyorum. Herkes buna dedi ki, o sırada bazı izleyiciler daha doğrusu. Çoban anlatıyor. Niye anlamıyorsunuz Didem Hanım falan diyordunuz. Öyle değil. Çobanın korkutulduğu, tehdit edildiği iddiası var. Biz bütün iddiaları gündeme getirmek zorundayız. Nurullah Beyciğim ne diyorsunuz? Seher hala diyor ki ben boğuştum çocukla diyor. Sence kızın hala doğruları, abla, bir şeyleri neyse saklıyor. Bak saklıyor, ben görüyorum abla, yani. Abla benim çocuk hepsini söylüyor. Ama
oradaki olay yerine ne varsa çıksın, ben neyse suçumu, ben çocuğumu suçumu ben çıkacağım ya. Ya ben aradan çekildim. Neyse çıksın abla, ben de istiyorum çıksın. Hepimizi al ekrandan Hacer. Bir, baba kız konuşsun, ben aradan çekildim. Beni de al ekrandan. Bir Seher babasıyla konuşsun lütfen. Bir kızınla sen konuşur musun? Kızım. Kızım bak, ben de aynı varsa içinde söyle. Adaletim bak, ne diyorum ben sana çocuğum, senin arkanda ben varım. Senin gene bir kimse diyemez. Neyse adalet, neyse söyle. Senin cezan varsa ben çekeceğim. Burada 80 milyon da söylüyorum. Neyse söyle, hiç şey sıkma. Ama dünkü yayında ne dedi? Anasını kabarıyordu, babasını kabarıyordu ya. Hepsinin kabarı var. Senin onu boş ver. Ya bir dakika, bir dakika. Bediye Hanım. Bediye Hanım. Bediye Hanım. Yalan söylüyorum. Yoktu. Seher Hanım, inanmıyor musun? Şu anda çok önemli bir şey konuşuyoruz. Çok, çok önemli. Konuyu dağıtma. Konuyu dağıtma Nurullah Bey. Konuyu dağıtma. Bir dakika, konuyu dağıtma. Konuyu dağıtmıyorum. İşte gelmedi mi? Herkesin konuyu dağıtma. Hayır. Bak beni sinirlendirme. Konuyu dağıtma. Sen kızına seslendir, kızın konuşacak. Bekle kızın konuşsun. Niye konuyu dağıtıyorsun? Haberleri olsa ne olur ya? Haberleri olsa ne olur? Çocuklar ölmüş yani. Çocukların ölmesini mi istediler ya? Öldürse nasıl götürüyor benim kızım o zaman? Ne alakası var? Götürmüyor. Nasıl var kızım var ya? İddia sahibi diyor ki, ya Faruk Efendi senin kızını sevgilisi var diye tehdit etmiş. Faruk Efendi bir laf demiyorsun. Anneye ölen çocuğu ölen anneye babaya dayılanıyorsun ya. Ben söyleyemem bunu. Sesini alsanıza. Babana bir yanıt ver lütfen. Hadi babana yanıt ver. Senin suçun varsa ben bunu çekeceğim diyor. Kızını dinle. Bir soru sordun kızına, kızını dinle. Dediğim gibi o anda zaten eğer ben bir şey saklıyorsam, dediğim gibi ben cezamı çekmeye razıyım zaten. Ama dediğim gibi ne babam ne başkası kimse yoktu. Ben orada uzaklaştıktan sonra, gittikten sonra ne oldu ne gittiğini bilemem. Ya senin baban ne yapmaya çalışıyor? Valla samimi olarak soruyorum. Ya şunu mu söylemeye çalışıyor? Bediye'nin haberi vardı. Bediye'nin haberi olsa ne olur? Şöyle bir şey. Ne? Abla. O ya karışmayın, ne olur. Ya haberi olsa ne olur yani? Ya şöyle bir şey. O da beni düşündüğü için, benim kötülüğümü istemediği için yayın hani o da hani... Beni gerçi hani burada 2,5 aydır neredeyse görüşmüyoruz babamla ben. Ya tatlım benim bak. Demek istedim şu hani dün hani hiçbir zaman bilmiyordu yetti de baba da hani hiçbir şeyde. Senin bilmiyor, kızla görüştüğünü biliyorlar ama bu olayın cinayetle bir bağlantısı yok ki bir tanem ya. İşte onu da o ne demek istiyor işte. Anlamıyor ki baban da onu anlamıyor yani. Ya Nurullah Beyciğim senin kızın burada, bak baban da kulaklarıyla dinlesin, ekranda da görsün. Faruk seni kiminle nasıl tehdit etti, babana da bir anlatır mısın lütfen? Konuştuğum çocukla tehdit etti. Ailem biliyor mu dedi, ben de bilmiyor dedim. Niye bilmiyordum? Ya benim özel hayatım ilgilendirmez kimseyi dedim. Sizi ilgilendirmez dedim. Söylemem gerekirse dedim. Ben gider babama söylerim zaten. Anlatırım dedim. Duydun mu? Kızının bir sevgilisi olduğunu öğrenmiş. Tamam mı? Ya konuştum birisi. Asıl bu önemli değil mi? Kızına tehdit ediyor ya. Bir gözünü seveyim ya. Milyonlara yayın yapıyoruz ya. Küfür yok. Senin kızını tehdit ediyor. Bir şeyleri yapmaya zorluyor. Asıl problem bu. Yazık, günah senin kızına ya. Küfür mü ediyor hala? Baban çok... Benim haberim olmadı bunlardan. Benim haberim olsaydı bu 80 bin gözü... Sana yemin ediyorum bunları dersini ben verdim. Giderdim savcıyla, kendim teslim olurdum. Ya ben inanıyorum, senin haberin yok. Ben biliyorum, anlıyorum bazı şeyi. Babanın haberi yok. Dedim ya, alemin hiç kimsenin haberi yok. Orada abam vardı, babam var, kız kardeşim vardı, erkek var, kimse yoktu. Senin bir dakika... Ben işte burada şey diyorum. O gün benim bir şahit verdi benim çoluğum çocuğumun nerede olduğunu. Bir şahit verdi benim çoluğum çocuğumun nerede olduğunu. Hayır, biz senin işin içinde olmadığını görüyoruz. Ama tabii acaba senin adını işin içinde Nurullah Bey de var diye Faruk mu söylüyor ya? Bunlar yaparlar abla ya. Bunlar yapmayacak iş yok ya. Ne pislik var bunlarda, duyuyorum ben her gün ya. Her pislik varmış bunda ya. Sen bu adamı nereden buldun, iş istedi? Bunlar hacılıktan, hocalıktan bahsediler. Hem her pislik var. Sen bu adama, kızıma iş bul diye sen mi istedin? Abla ilk evre Seher dedi, ben baba işe gideceğim dedi. Önce biz ondan habersiz gittik oraya. Seher'e sorabilirsin. Ha. Önce ikimiz başka bir arkadaşına gittik. O ara biz başka bir şeye vurduk. O Seher biliyor. Başka bir yere başvurduyduk. Tamam.
Ondan sonra ben bir sefer dedim ona, benim kız çalışmaya gidecek, seher dedim orada dedim. Bir iş bulabilirsen dedim, iyi olur dedim. Peki iş bulanlardan başka para alıyormuş. Suç mu yapmışsın? İş bulanlardan para alıyormuş. Senden aldı mı? İş bulduğu kişilerden para, komisyon alıyormuş. Aldı mı senden para? Vallahi abla benden para almadı. Tamam. Ben senden para, öyle para bir şey olsaydı bileydim, senden yollamazdım işte işi. Peki seni buraya gönderirken hangi gerekçeyle seni gidip seyir almanı istedi? Ne dedi? Yüz yüze mi konuştunuz? Ben gideceğim. Yüz yüze mi konuştunuz? Yüz yüze konuştuk. Ha. Birinde yüz yüze konuştuk, birinde telefon aradı. Git kızını getir, sen kızını niye getirmek? Korkuyormuş. Gidiyor, adamın parasını yiyor, pulunu yiyor. Ondan sonra bir de kızını getir. Niye korkuyor? Herkes de çıksın mı piyasa madem? Aynen çık öyle. Çık herkese piyasa. Aynen öyle. Çık. Sen de duydun mu? Arkada atıp sıkılmama. Çıkacaksın, konuşacaksın. Seher, babanla konuşurken o sırada hoparlör açıktı ve sen... Duydum hani babamla konuşurken, babam bana hani o sırada Faruk vardı arkasında. Hani ben onu diyorum sadece. Çık gel Seher, çık gel, bırak gel. Hiçbir şey olmaz, ne olacak, çık gel. Yani... Sana şunu söyledi mi? Deliller zaten yok. Hiçbir şey yok, hiçbir şey de yapamazlar. Hiçbir şey yok derken? Hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey de çıkmaz, hiçbir şey de dedi. O da da rahatım dedi. Hani çık gel dedi. Yayına katılma dedi. Çık gel dedi. Çıkacak zorla... kızım çıkacak. Merak etme çıkacak. O çıkacak. Zorla çıkacak kimse orada, katamaz çıkacak, seni. Ben dedim hani kimse zorla yayına kattı falan yok. Arkadaş. Çıkacak merak etme sen çıkacak o. Dediği laf öyle de. Çık gel çık gel çık gel. Bak bir şey söyleyeyim mi? İkinizin kavga etmesi kadar saçma bir şey yok. Özür dilerim yani. Nurullah Bey ile Bediye Hanımların kavga etmesi kadar saçma bir şey yok. Çünkü ikinizin aslında sır sırta verip bu olayın çözülmesine işbirliği yapmanız tabii lazım. Seher'in konuşması ben için... Ben istiyorum. Bak, Seher, ben gittim onların için savcıya dilekçe verdim. Ya biliyorum biliyorum sen şikayetçi oldun. Bence çok da iyi yaptın. Daha ne yapayım abla, daha ne yapayım? Ama bak bir şey söyleyeyim. Şimdi ben de dün kızınla konuşuyorum ve ben görüyorum. Seher'e diyorum ki Seher sen bu adamın dediklerini neden kabul ettin? Ya bir şey var, kızı bir şeye zorlamış abla, yani. Çocuğa baskı yapmış işte ya. Seher ekipteki bazı arkadaşlarıma demiş ki kaldıramayacağınız şeyler yaşadık. Kaldıramayacağınız. Seher kaldıramayacağımız hiçbir şey yok. Biz seni dinlemeye hazırız. Ben de anlatıyorum abla. Dediğim ama, gibi. Bak. Ben de kendimden çok eminim. Herkes emin olduğu kadar ben de kendimden çok eminim. Kızım hiçbir şeyden korkma. Ben... Ne varsa söyle. Ben arkanda ben varım. Kim kral diyecekse sen, hediyesi erkekse. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Ne varsa söyle. Ya sen televizyonu izleyebiliyor musun Nurullah Bey? Var mı orada abi monitör? Ben şu anda burada olduğum yer televizyon yok. Yok. Şimdi bak burada bir tane manken var. İsmail'i canlandırdık. Seher'e diyorum ki bak bu arkadaki evet. Arkadaki kolları sen yaptın mı Seher? Ben yapmadım. Burasına sen vurdun mu Seher? Ben vurmadım. Şurada morluklar var. Bunu sen yaptın mı Seher? Ben yapmadım. Şimdi ön tarafına geçiyorum. Ben anlatıyorum sen de dinle. İzleyiciler de görüyorlar. Seher bak. Bunu yaptın mı Seher? Evet. Ya bu çocuk darp edilmiş gibi Seher'cim yani. Dövülmüş dövülmüş. Telefondaki beyefendinin bir esnaftan duyduğu, esnafa da o sırada orada olan çoban, aslında çoban değil, çobanın gelini orada. Çoban da gelininin başına bir şey gelecek diye korkuyor. Şimdi şöyle çevireyim. Görüyorlar yani. Ya bu çocuğa dayak attıklarında ya da oraya geldiklerinde mi sen kaçtın gittin? Ne oldu acaba Seher? Abla dediğim gibi benden sonra sen gerçekten... Sen boğuştum dediğin kişi aslında. Ben gerçekten boğuştum abla. Ben gittiğim bak. Yalan söylemiyorum. Ama boğuştum. Ben aşağı, aşağı doğru indik. Bak sana yemin ediyorum. O sırada bak. Mı geldi Faruklar? O sırada kimse yoktu yanımda. Ondan sonra dedi ben uzaklaştım gittim. Ondan sonra ne oldu ne gitti ben de bilmiyorum. Ciddiyim sana yalvarıyorum ya. İnanın ya. İnan abla valla boğuşarak indim diyorsun ya. Kavga ile dövüşle indik diyorsun ya. Daha önce de öyle bir sözüm var. Yukarı çıktım. Abla yukarı çıktık dediğim gibi bak. Ben olay yerine geldiğimizde aşağı indik biz Taner'le. Sinem sadece inme. Arabada indiler. Faruk da vardı yanında. Faruk dedi arabada aslında. Oturuyorum diyor Sinem. Arabada mı oturdu? Oturmuyor abla. Oturmuyor. Yanımda saf eşiyle arabada indi. Yan yanalardı zaten. Siz aşağıdayken onlar yukarıda delilleri karartmış olabilirler mi olabilirler. Sinemler? Çünkü yukarıdakisi de dedi ki yani eşi inme zaten çocuğu var kucağında inmedi. Faruk dedi ki ben korkuyorum dedi. Belim sakattı. İnmek istemiyorum ben de. İnmiyorum ben dedi. Yani direkt böyle dedi cümle. Ondan sonra yukarı çıktık gittik işte biz.
Ondan sonra ilk bir sağlık görevi geldi zaten. Bence çocuğu Faruk mu öldürmüştür, Taner mi öldürmüştür? Bilemem, ikisi de yapmış olabilir, tek bir kişi de yapmış olabilir dediğim gibi. Peki niye o sırada dövdüler çocuğu? Yani, dövdükleri iddiası var, sopalarla giriyorlar çocuğa, dövüyorlar. Dediğim gibi, zaten hani, sopayı alıp gidiyor ya. Dediğim gibi dedim ama hani şikayet etmiştin olabilir, para için olabilir. Dedik ailesini bitirirler, bir para var dediler, belki onun için olabilir. O parayı sen daha önce duydun mu? Ailesi söyledi, yani bankayı söyledi. Daha önce duymadım ben. Bu yayında mı öğrendin? Evet evet, ailesi dedi yani bir trilyonluk bir para vardı, hesabı koyduk, bankayı hesabını geçti. Bir milyonluk parası var, bir milyon değerinde altınları var. Bu altın olduğu falan acaba sizin çocuğunuz sağda solda söyledi. Arabayı istemişler peki. Arabasını Faruk'un, İsmail'den istediğini biliyor musun? Abla gerçekten bilmiyorum bak. Bak gerçekten sana hani gözün içine bakıyor muyum? Gerçekten bilmiyorum. Para muhabbetlerini, para konusunu, bitirilen bir para olduğunu gerçekten burada öğrendim ben. Bilmiyorum gerçekten. Yani onun için olmuş olabilir. Hani her şey olabilir. Ya Seher'cim ya bıçakladım diyorsun, bıçak izi yok. Bıçağın ucu kırık. Ben de çocuğa senin taş attığını falan düşünmüyorum ya. Taş falan da ortada yok. Ya boğuşmuş. Al ben dedim bir şey görmedim ben. Ben de sizin duyuyorum, ben de kendimden çok eminim, bir şey görmedim. Ser, o sırada eğer sen tanıklık ettiysen çocuğun öldürülmesine ve burada itirafta bulunursan olay senin tamamen lehine dönecek. Hayır abla, geldim önümde hiçbir şey olmadı benim gözümün önünde. Ben kaçtıktan sonra, ben gittikten sonra ne oldu bilemem. Ben oraya çekmedim diyorsun. Ben çekmedim abla. Eğer ben çektiysem, bak ciddiyim, ben çekmedim bak. Bir anda kınık yolunu sürdü. Neden hani? Peki sen neden o gün, ben çekmedim. Sen ben sürdürmedim. Sen o gün Uşak'ta İsmail'le neden görüşmek istedin? Görüşmekle de beraber zaten hani anlaştık zaten. Ben değil. Kim? İkimiz. Hani anlaştık, konuşalım, edelim mi, görüşelim mi? Neyin tamam. Görüşmesi, neyin konuşması? Sen yani gezelim, içelim, yiyelim dedi yani. Gezelim dedi, sohbet edelim. Tamam dedi. Hani öyle hani tek bir şeylik değildi zaten. Hani dediğim gibi. Öyle hani. Sanki İsmail kendi dolandırıldığını anlayınca seni oraya çekip konuşturmak istemiş olabilir mi? Ya hiç öyle bir muhabbet geçmedi ki aramızda. Dediğim gibi. AVM'ye girdik, hani konuştuk. Hani dediğim gibi yemek ısmarladı bana. Ben ona kahve ısmarladım. Öyle. Çocuğu dövmüşler ya. Allah, dediğim gibi her şey ortaya çıkacak zaten. Hani herkesi konuşuyor dediğim orada gibi. Orada çoban değil de çobanın gelini varmış. Ya.